ağlarsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gidip sonra döneceğim. Bak babaannesi, bak şimdi çektim beslerken. Ay şunun güzelliğine bak. Bal çiçeği bu babaannesi, bal çiçeği. O biberonu bir alışı var böyle. Sonra biliyor. Nasıl? Ay Esma, o parmağımı bir tutuşu var böyle. Nasıl sıkı, nasıl dirayetli, nasıl kuvvetli. Değil mi kızım benim? Ah canım, meleğim benim. Ah kuzum benim. Ah kuzum benim. Talihsiz meleğim. Başına neler geldi. Ya Esma, bunları İpek'e gösteriyorum. Başkasının bebeğine bakar gibi bakıyor. Ben onun dilinden anlarım diyordun. Vallahi ben anlamaz oldum. Kafayı yiyeceğim. Bir şey düşündün mü? Düşünmez olur muyum? Tabii ki düşündüm. Allah'ın seversen. Dur, buldum bile. Ne? Sen şimdi orasına hiç karışma. Sen önce kızı biraz yataktan çıkartmaya bak. Biraz kendini toparlasın. Gerisi bende. Ya neler diyorum, neler yapıyorum. Allah kahretsin şu hastalığı. Dayanamayacağım, Allah aşkına söyle, ne buldun? Tamam, orası bende diyorum sana. Buldum dediysen buldum işte bir şey. Sen şimdi kızı biraz ayaklandırmaya bak. Ben evdeki herkese bir yerini bildireceğim çünkü. O aldığı ilaçlar da sersemletiyor onu. Doğru. Yavaş yavaş azaltalım biz onları. Haklısın, hadi. Hadi inşallah. Allah'ım kızıma sen şifalar ver Allah'ım. Aa Nurgül, buradayım ben. Sağ ol, eline sağlık. Sen şunu kızlara kaynatırsın, sağ ol. Bir taşla ne kuşlar vuracağım ben, sen dur. Gel. Ay nihayet. Öldüm açlıktan. Geldi geldi. Ay 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 ay. Anne. Annem. Ay getir. Midem kazındı. Ah. Al bakalım. Heh. Kız dur. Acele etme, yavaş. Ben krep de istedim anne. Ben yaptırmadım. Ya hep hamur işi istiyorsun. Anne, böyle acıyarak bakmaya devam mı edeceğim? Aa, kız niye acıyım ki? Can çiçeğim benim, gayet iyi görünüyorsun. Bugün seninle şöyle analı kızlı bir alışverişe çıkalım mı ha? Ay dedirdin sen herhalde. Benim halde alışverişe götürecek. Yavrum, hiçbir şeyin içine sığmıyorum diyorsun. Bütün gün gecelikle sabahlıkla yatakta vakit geçiriyorsun. Anne, istediğim zaman kilo veririm ben. Verince de gideriz. Ne istiyorsam alırım. Bu halde insan içine çıkamam. Ya sen kendini nasıl görüyorsun ki? O kadar fazlalığın yok senin. Ama böyle yemeye devam edersen homini gırtlak, tombi yatak, sonra ne olur bilmiyorum vallahi. İyi, çok güzel. Şimdi lokmalarımı say. Pek bak. Giyinmiyorsun, süslenmiyorsun. Sonra aynanın karşısına geçiyorsun. Kendini acıya acıya ağlıyorsun. Bak ben diyorum ki bugün analı kızı şöyle bir alışverişe çıkalım. İki tane güzel elbise alalım. Oradan bizim kuaföre gidelim. Bizi şöyle tepeden tırnağa... Halim yok. İpek. Bak Fikret gece yaralarına kadar işten gelmez oldu. Sen söylüyorsun günlerdir suratını görmüyorum diye. Yavrum. Erkek milletin başını bu kadar boş bırakmaya gelmez. Acıkta kocanı düşün. Ay anne, Fikret'ten bahsediyorsun. Onun gözü ne zaman benden başkasını görmüş? Ay sen bunları düşünme, o kızıyla mutlu.
Zaten ben ne romantizmini gördüm de başkasına göstersin. Ay bırak Allah aşkına. Esra'cığım benim çok acelem var, kahvaltı yapamayacağım. Kusura bakma. Aa, arkanızda ne ağlar? Efendim? Anneni söylemedi mi hiç? Annem. Sence? Neyse. Yemek ağlamasa da emek ağlar burada. Bakın peynirimiz Kars'tan, zeytinimiz Ayvalık'tan, balımız Karadeniz'den. Reçel. Reçel annemin bahçesinden. Aha, yedi düveli dizdim diyorsun. Ben yedi düveli bir tepsiye sığdırıyorum. Siz iki lokmayı ağzınıza sığdıramıyorsunuz. Aşk olsun. Hacen çay Karadeniz'den miydi? Çayla ilgili çok özel bir karışım anlatacağım size. Biraz uzun sürebilir. Ben pes etsem de iki lokma yesem. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Amin, sağ olun. Çok şaşırdım Adem Bey. Eyvallah, hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrikler, ne yapmışsın şovunu? Tebriğe gerek yok. Elimi sıkman yeterli. Yukarıda biraz konuşalım mı? Tabii, tabii. Hayırlı olsun ya. Daha kafa kağıdını değiştirmeden bütün tabelaları değiştirmişsin ha. Ha şey. Oraya evet. Dereyi görünce paçayı seveyim dedim. Öyle. Tabii nüfus kağıdında Boran, tabelada Sezgin olmazdı. O yüzden tabii yani bizim de kendi çapımızda bir ismimiz falan vardı bugüne kadar ama ne bileyim yani böyle bir Boran değildim yani. Beni Faruk'la karıştırma olur mu? Bu oyunları ona oynarsın. Tamam. Sinirlendin mi ya? Aa. Ne yapıyorsun? Ne bileyim ben yani bu mevzuda sadece sana takılıyorum diye böyle yaptım. Kızdın mı gerçekten? Ne yapayım, balıklara mı takılayım yani? Abimi üstüne salıyorsun. Farkında mısın? Şimdi bak Fikret'ciğim. Bu hadise çok uzun zamandan beri beklenmiş bir hadise. Benim için. Yani ben bütün bunları böyle işte Faruk essin, öbürü köpürsün falan filan diye yapmadım. Tabii yani siz sülalece böyle yani mağrur mağrur dolaştığınız için şimdi ben ne anlatsam hikaye? Adem sen böyle yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? Hedefinden şaşıyorsun. Benim elimi zayıflatıyorsun. Önümüz miras davası. Zannetme ki soyadı davası kadar kolay geçecek. Yani bizim avukatlarımızın eli de armut toplamıyor herhalde. İyi avukatlarımız var, takdir edersin ki. Sen buraya beni tehdit etmeye mi geldin? Adem, tehdit değil. Ben sana bir teklifle geliyorum. Senin teklif edeceğin, bizim reddedemeyeceğimiz bir teklif. Sana gönderdiğim son maili okudun mu ya? Ne oldu? Sevzeki ustam bir daha. Ne yapmış yine? Bak. Hiç vakit kaybetmemiş. Şu bizim avukatı bir ara bakalım ne yapabiliyoruz. Arayayım abi de hiç bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum.
Çünkü şirketin adını kullanmamış, soyadını kullanmış manyak. Ulan gel beni öldür diyor lan bu herif. Patron tuz basmak gibi olmasın ama bu ev meselesini Esma Hanım'la konuşmayı erteleme bence. Hayır, kadına bir gol de oradan olmasın o açıdan. Konuşacağım, konuşacağım da ne ara konuşacağım. Tamam, yarın konuşacağım onunla. Hayır yani bu çünkü manyak, bunun ne yapacağı belli değil. Konakta benim de hakkım var diye gelir baş köşeyi kurulur falan, Allah korusun. Gelsin, 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 onun kafasını kolunu kırıp eline vereyim de gitsin. Ya yemin ediyorum bu sabır sınavı bu herif ya. Yokumların boğazında kalsın. Al şunu al. Gözlerini 408 açacaksın artık Mustafa. Oğlanların hiçbir hareketini kaçırmayacaksın. Akif zaten yan çiziyor. Hanımım iyi diyorsun da onlar benim yanımda konuşmaz ki. İşte ne bileyim, tartışırlar, telefon konuşması yaparlar. Hiçbir şey kaçırmayacaksın, her şeyden haberim olacak. Şimdi onlar akıllarınca beni korumaya alacaklar bu pislikten. Her şeyden haberim olsun Mustafa. Emrin maaşım üstüne hanımım. Kendi kendi kafanca servis yapıyorsun Nurgül. Tebrik et beni. Nur topu gibi bir üvey oğlum oldu. Bana da mı kurban kessek, ne yapsak? Sizi daha fazla üzmesin de. Nurgül daha fazla derken. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Bakın annemize bakın. Maşallah, maşallah. Ya. Ay bugün de İpek gazlama günü herhalde. Aa, annem güzeli güzel denir. Ne denir başka değil mi? Kızlar, bizim torun uyuyor mu? Şimdi uyuttuk Kıymet Hanım. Bütün gün uyuyor zaten anneciğim. Olsun, gel biz sevelim. Sokağın mikrobu üzerimizde şimdi olmaz, hadi. Annem biz de şöyle yandan yandan, kıyıdan kıyıdan severiz. Hadi gel. Yürü. O zaman siz onları çıkarsın odama ama kaldırmayın hemen. Ben bakacağım onlara, tamam? Ve subhanallah. Gel kız, gel. Anneannesini, kuzusunu, kuzusunu bağ çiçeği gibisin sen. Al bunu, bunu, bunu güzelliğine bak. Allah'ım dökme gibi bak. Bak yüzüne bak. Bak kusura söyle, benzeyecek. Demedi deme. Anneannesinin bir tanesi. Sen anneannenin kuzusu musun sen? Sen anneannenin... Anne. Tamam dokunma. Uyandıracaksın. İşte daha iyi severiz. Yok ağlıyor sonra. Ağlıyor, susmuyor. Tamam gel. Gel gidelim hadi. İyi akşamlar. En kısa zamanda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Teşekkürler. Oh. Evet. Buyurun.
tuvaletini su dağıtmazsan bir şey sorabilir miyim? Tabii. Masamda şey vardı. Yani geldiğimde gördüm. Teraryum. Beğendin mi? Bayıldım. Yani çok severim zaten de. Oh, nihayet. Sonunda ben de tutturabildim demek ki. Ya ben yani onu böyle küçük bir, nasıl diyeyim, teşekkür hediyesi olarak kabul et, olur mu? Ne zahmet ettiniz? Olur mu canım, sen haftalardır böyle yöre yöre geziyorsun. Kaşarlar Kars'tan, ballılar Karadeniz'den. Ben öyle çok uzağa gidemedim, kusura bakma, bizim köşedeki çiçekçiden yani. Ben işimi yapıyorum. Ha diyorsun, para almasam bir dakika çekmem. Oh! Estağfurullah ya, öyle demek istem... De hiç sorun yok çünkü bazen ben bile gerçekten kendimi çekemiyorum. Ya takılıyorum. Baksana zaten bu saate kadar seni burada böyle ağaç gibi diktim yani. İstiyorsan kaç, kurtar kendini, beni bekleme. Aa yok yok, eğer siz buradaysanız ben de yarınki mail trafiğimi hafifletirim. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana seslenirsiniz. Ha, senin kadar iş manyağıyım diyorsun, öyle mi? Hadi bakalım. Evde bekleyenim yok, yapacak işim de yok nasıl olsa. Hem işlerimi hafifletirsem hafta sonu tembelliği için vakit kalır, aklım da burada kalmaz. Hafta sonu tembelliği. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben zaten yarım saate çıkmayı planlıyorum. Sen de beni bekle, seni ben bırakacağım. Olur mu? Saat çok geç oldu çünkü, lütfen. Yani eğer dalarsam dürtersin. Olmadı, buradan şey yap, bokla. Salla, bilmiyorum, bir şey yapıştı. Gerçekten rahat olun, hakikaten acelem yok. Hem kimse yok, telefon trafiği yok. Sakin sakin çalışıyorum. Oh, mis. Bir de kahve patlatayım mı Endonezya'dan? Patlat. Zaten şimdi orada sabahtır herhalde, değil mi? Aynen. Rahat rahat gel gelirsin. Hiç sorun yok. İşte bu oldu. Kim o? Fikret. Fikret Bey? Ya kusura bakma. Şu an yani gecenin bu saati niye buradayım gerçekten bilmiyorum. Eğer git dersen giderim. Yani içeri almak zorunda falan değilsin. Buyurun. Buyurun. Günaydın. Derin uyuyordunuz, uyandırmaya kıyamadım. Ben işe gidiyorum. Ofise mi gelirsiniz, başka işiniz mi var bilemediğimden kahvaltınızı mutfağa hazırladım. Çayınız da termos bardakta duruyor. İstediğiniz zaman kapıyı çekip çıkmanız yeterli. Günaydın. Günaydın.
teşekkür ederim. Ben uzun zamandır hani bu kadar güzel, bu kadar deliksiz uyumamıştım. Sen ne kattın ya böyle şeye, bir sakinleştirici falan mı? Yok. Bir şey vermedim. Sadece uyumasa yardımcı olabilecek bir çay demedim, o kadar. Özür dilerim ben. Çay. Dinlenmenize sevindim. Gerçekten teşekkür ederim. Özellikle de soru sormadığın için. İnsanın bazen yalnız kalmak istediği zamanlar olabilir. Asıl ben teşekkür ederim. Benim evime yalnız gelip kalabilecek kadar bana güvendiğiniz ve beni kendinize yakın hissettiğiniz için. Bu komşular falan hani sorun olmaz değil mi? Hani gecenin bir yarısında geldim pat diye. Yok. Yok, onlar beni çok iyi tanır. Önemli olan sizin iyi olmanız. Hem ben kimse için doğrularımdan vazgeçmem. Görüşmek üzere. İyi günler. Bak şimdi.